diye düşünüyorum. Ben gidersem her şey çok kötü olacak stratejisi tutar mı? Ya Sedat abinin, Sedat Bozkurt'un büyüğümüz olduğu için abi diyorum aynı meslekten. Söylediği şeyi aslında şöyle bir özel bir vurgu yapmak lazım. Şimdi Türkiye olağanüstü bir dönem yaşıyor. Bu günlere ait bir şey değil. Şöyle düşünün. Bir yıl sonra Cumhuriyet'in 100. yılı, bir yıl sonra. Bu 100 yılın dörtte birini Erdoğan yönetiyor. Evet. Şimdi çok önemli bir şey. Yani bu, yani o yüzden düşünürken, bu 25 yıl düşünürken, geçmiş yılların alışkanlıkları, düşünme biçimleri, toplumu analiz biçimi, siyaseti analiz biçimini dışında çıkmamız lazım. Çünkü bu özel bir durum. 25 yıl. Şimdi bu 25 yılın bir özelliği var. Bir kere bu 25 yıl Türkiye'nin neredeyse kriz görmediği bir yıl. Cumhuriyet'in ilk 10 yılı hariç ilk defa kriz hiç görmediği bir yıl yaşadı. Artı bir, bu, nasıl, bu krize kadar. Ha, bu krize kadar. İlk dönem Cumhuriyet 23'te 30 hariç 29 kriziyle zaten bambaşka bir şey oluyor. 2002'den bugüne kadar, 2018'e kadar, hatta bence 2020'ye kadar insanlar hissetmedi sokak. İlk defa kriz yaşanıyor, ekonomik kriz. Onu biraz tanımlarız. Bir kere bu. İkincisi, yok, haklısın. Cumhuriyet dönemi 100 yılın en şanslı. Şimdi bu şansla şans kadercilik değil. Dünya ekonomisinin, Türkiye'nin 2001'den sonra geçtiği sistemin getirdiği olanaklar, hukuki olanaklar, bir sürü şeyi düşündüğün zaman hiçbir zaman görmediğimiz bir rahatlık dönemidir. Bakın 2002'de muhalefetsiz lider oldu. Muhalefetsiz iktidar oldu Erdoğan. Yani herhangi bir muhalefet yok. Devlet katında da bir büyük muhalefet olmadan, hani 90'larda yaşadık. Bir de bu var. Bunlara katalım. Bir veri vererek söyleyeyim. Bence çok çarpıcı. 2002'ye kadar, yani 2002'ye kadar Cumhuriyet'in bize bıraktığı borç 130 milyar dolardı. Yani şöyle düşünün. Bütün inşa, ülke inşasından bize kalan bakiye, 2002'deki bir nüfusa kalan bakiye 120 milyar dolardı. 2002'den sonra 450 milyar dolar. Yani 3 Cumhuriyet parası kadar bir para harcandı. Şimdi bu borç, bugün borç olarak tarif ediyoruz ama bu 25 yılda olağanüstü insanların gelirini arttırdı, harcamasını. Çok güçlü bir, geniş bir orta sınıf doğurdu. Tüketim gücünü harcamanın çok çok üzerine çıkarttı. Yani ev alma, araba alma, ucuz dolar, ucuz faiz, bunları boşa söylemiyoruz. Bunlar günlük hayatı olağanüstü geliştiren şeylerdi aslında. Böyle bir dönemin liderinden bahsediyoruz bir. Şimdi bunlar hep elini rahatlatan şeylerdi ama bence Erdoğan, o yüzden özel değerlendirmek lazım. Bu 25 yıl çok özel. Söylemiyle, bakışıyla, o yüzden çok katılıyorum Sedat Bey'e. Ama şu var, Erdoğan bence yenemeyeceği iki şeyle karşı karşıya artık. Hiç hayatında, o da avantajı olan ama şimdi yenemeyeceği, siyaseten sandıkta yenemeyeceği iki şey. Yani başa çıkamayacağı. Birincisi, 2002'de nüfus 65 milyondu. O günden bugüne doğanlar 20 milyon bir nüfus var. Demografik bir değişim. Türkiye tek bir parti ve tek bir liderin altında bu kadar geniş bir demokratik değişim yaşamadı. İlk defa bu var. Hatta 10 yaşındakilerin altından katalım, 90'lar hiç hatırlamayacak, 40-45 milyon yapar. Yani ülkenin yarısı, yarı nüfusu bu 25 yılda olanları içinde yetişti. Yani Erdoğan'ın aslında büyük avantajlarından birisi buydu. Ama AKP bu. Onlara ulaşamıyor. Şimdi onu daha iyi ölçmek lazım. İki, ekonomik olarak Cumhuriyet tarihi boyunca görülmemiş bir bolluk dönemidir. Bir tüketimde olsa da, ucuz şeyle de olsa görülmemiş bir dönemdir. Kimse kit nedir, sosyal devlet nedir, emekli aylığı nedir bilmediği bir dönem yaşadı. Bu bir nüfus da bunu gördü bu. Bir de ilk defa kriz yaşıyor. Bakın ülkenin yarısı ilk defa kriz görüyor. Kriz nedir görüyor. Hatta Ayşen doğru söylüyor, iktisatçılar bu kriz hiç yaşanmamış bir krizdir desek de çok anlatamayız. Çünkü ilk defa kriz görüyorlar. Şöyle düşünün. Özal gittiği zaman 20 yaşında olan birisi 90'da 30 yaşına kadar 3 tane kriz, siyasi çalkantıyı saymıyorum. 3 tane büyük kriz gördü hayatında ki hiçbir siyasetçiye güvenmemesi için yeterli bir veri. Şimdi bunlar Erdoğan avantajıydı, bence dezavantaja döndü. Bunları sandıkta yenemezsiniz. Ben şuna katılıyorum. Bu 25 yılın yarattığı bir ideolojik çekirdek geçmişten gelse de çok sağlam bir ideolojik çekirdek var. O yüzden oy oranı bir yere kadar erimiyor. Ama bu kesimin şeyini iyi tahlil etmek lazım. Motivasyonunu, yaşını,
niye Erdoğancı olduğunu çok iyi bakmak lazım. Şu an baktığımız zaman, hiç, yani gençlere baktığımız zaman mesela AKP'nin tabanında bu kadar bir genç, yani bu kadar büyük nüfus patlaması olduğu halde genç var mı? Arttırdı mı? Bunlar bu krizde şey gibi düşünüyorlar mı? Şimdi biz şöyle düşünürdük. Bakın şöyle düşünsem, Çiller AKP şunu söylemişti. En düşük oyalan partilerden. Geçen haftalarda bir şey. Çiller dedi ki ben batmaktan ülkeyi kurtardım dedi. Hani 5 Nisan kararları. Çok vahim bir kararlardır. Ama o zaman şunu görürdü insanlar. Bir sonraki krizi görebiliyorsun. Başka bir iktidarın icraatını çok kısa sürede görebiliyorsun. Ve siyasi, en azından belli bir kesimin siyasi fikri değişebiliyor tercihi. Şimdi şöyle bir şey var Erdoğan. Neredeyse kendi yarattığı krizin çözümünü bulamayan bir lider, bulması gereken bir lider pozisyonunda. Hatta yani muhalefetten belki de daha çok ondan bekleniyor. Bu çok, bu avantajı olan şey dezavantaja dönme gibi görüyorum. Ben şeyleri hiç değinmiyorum hani ülkenin sorunları ama ya tekrar olacak, tekrar altını çiziyorum. 100 yıllık Cumhuriyet tarihinin 25 yılı özel bir dönem. Her açıdan özel bir dönem. O yüzden de hem bu kadar oy oranını hala korumasının bir anlamı var ama aynı zamanda yenemeyeceği bir rakip çıkartıyor karşısına. Küçücük veri verebilir miyim geçmeden önce? Konrad Vakfı'nın araştırmasına baktım da en son gençlerin %72.9'u gitmek istiyor. Ama %44'ü de seçimle ilgili kararsız, fikri yok. Tam onu söyleyecektim. Şu yanlış anlaşılmasını söyledim. Erdoğan'dan koptular da muhalefete gittiler demiyorum ama Türkiye iktisadi, siyasi, hukuki olarak daha önce hiç görmediği, bizim de görmediğimiz ama bir neslin başka türlü gördüğü, yaşadığı bir alt üst oluş yaşıyor ve 25 yıl bu, çeyrek asır. Hiç kolay değil yani, çeyrek asırdır bir lider görüyoruz. O yüzden seçimi oy şeyine bakarken çok kolay değil. Erdoğan güç kaybediyor da niye şundan kaybediyor ya da muhalefet güçleri ya da insanlar niye karar vermedi, veremiyor dediğimiz şeyde şöyle bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Biliyorum uzattım, hemen toplayayım. Toplum 2002'deki toplum değil. Bir son veri verip bırakayım. 90-2000 arası toplumun %30'a yakını küsuratı olur. Ücretli çalışıyordu. Bugün %70. Yani bu çok büyük değişiklikler. Bunlar özel politikalar, muhalefet içinde özel politikalar gerektiriyor. Özel bir bakış gerektiriyor. Başka türlü bir siyaset gerektiriyor. Erdoğan hala bence siyasi olarak kendini alt edebilecek mutlak bir rakip görmediği için tutabiliyor oy oranını ya da anketi. Ama çözemediği iki tane çok ciddi rakip kendi var. Yarattığı. Kendi döneminde ortaya kendi çıkmış. Kendi döneminde ortaya çözümü çıkan bulamayan. Krizlerin çözümünü bulamıyor dedi Mustafa. Devam edeyim oradan. Erdoğan'ın en büyük rakibi kendi olacak bu seçimde. Yani Erdoğan'a yenilecek. O kesin, çünkü bunu çözme şansı yok. Erdoğan'a yenilecek. Tabii kesin. Bahadır'ın anlattığı ve başından beri söylenenlerin hepsinin toplamı aslında oraya gidiyor. Şöyle bir durum var. Şimdi Erdoğan yani öyle